Parlamenter sistem denince benim aklıma ilk gelen istikrarsızlık, kaos, ekonomik ve sosyal açıdan yetersizlik geliyor. İsrail'e bakıyoruz, neredeyse her 6 ayda bir hükümet değişiyor. İngiltere'de parlamenter sistem var. Bir önceki başbakanın tabiri caizse kırkı dolmadan hükümet yıkıldı ve yenisi kurulmaya çalışılıyor. Orada da parlamenter sistem var. İtalya'ya baktığımızda İtalya'da da aynı şekilde büyük bir istikrarsızlık var, siyasi istikrarsızlık var. Yeni başbakan Meloni'nin mecliste yaptığı ilk konuşmada söylediği çok önemli. İtalya'ya başkanlık sistemini getirmek istiyoruz dedi Meloni. Şu anki İtalya'nın başbakanı. Şimdi tüm bunlara baktığımızda Türkiye'ye tekrar parlamenter sistemi getirmek Türkiye'nin siyasi istikrarı için bir intihar olur. Çok iyi hatırlıyorum, 90'larda parlamenter sistem o kadar kötü işliyordu ki ve o kadar istikrarsız hale getirdi ki Türkiye'yi. En sonunda 2001 yılında da hatırlıyorsanız, hatırlayanlar vardır, çok büyük bir krize neden oldu. Parlamenter sisteminin Türkiye'de işlemeyeceğinin bence en büyük emarelerinden birisi altılı masanın ta kendisidir. Yani altılı masa mini bir parlamenter sistemi temsil ediyor. 6 kişi bir araya gelmiş, biri HDP, PKK'da dışarıdan destek veriyor. Dikkat ettiyseniz o kadar toplanıyorlar, birleşiyorlar, kameralar önünde resim çektiriyorlar vesaire. Ama ortada bir şey yok, bir aday bile çıkaramıyorlar. Başkanlık sistemi Türkiye için, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya için, Türkiye'nin sosyal yapısı bakımından en iyi sistem olarak düşünüyorum.